Arkadaşlar ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün çamaşır makinemiz su atmıyor dışarı. Gördüğünüz gibi. Şöyle ters çevirdim. İçi dolmuş. Onun için şurayı açtım. Bu makinenin ters çevrilmiş hali. Şurada gördüğünüz arkadaşlar motor. Şöyle bakın, burada kayışı var. Çeviriyor. Şurada gördüğünüz pompa, şey pompası bu. Suyu dışarı atma pompası. Evet, burada bu da su tahliye borusu. Ama şöyle makinenizin burasında vardır. Dışarı su tahliyesi için. Şimdi buranın içine bakacağız. Arıza neymiş? Bakın burada bir toplu iğne var. Şöyle batmış. Şimdi burada kelepçeleri var. Şuradan gevşettim ben bunu. Şimdi içini açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şurada. Aha. Pislikleri görüyorsunuz değil mi? Ha, şurada bir top var. Bu topun dönmesini engellediği için makinenin suyu çalışmıyor. Bakın. Şurada top var. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Aha. Bunun yüzünden makine düzgün çalışmıyor. Su atmıyor. Evet, şöyle çıkarıyoruz iyice. Tamburu görüyorsunuz orada, dönen tamburun. Şuradaki toplu iğne. Hem toplu iğne mi? İğne mi? Zaten delmiş bunu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iğne çıkardım. Ondan sonra bunu çöpe atayım da engel olmasın. Evet. Şimdi bunun yüzünden daha da bir toplu iğne daha. Şurada bir toplu iğne de var. Yani çöplük niyetine kullanılmış. Evet, bakın. Toplu iğne daha. Şunu geri takacağım. Bakın. Şu top buraya geliyordu. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bunu geri takıyorum. Şurada kelepçesini önce takıyorum. Bazen demek makinenin altına su atması, bu yırtılıyor ya. Ondan makinenin altından su atıyor. Teşekkür. Şimdi bunu bir deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Buna bakın, su tahliye yeri. Evet, bunda böyle burada durup takılıyordu arkadaşlar. Son 2 dakikada, 1 dakikada bazen hata veriyordu. Şimdi bakalım aynı hatayı verecek mi? Şu anda sıkma boşaltmadan. Şu an çamaşır attık. Kısa programda onu durulama yapacağım. Su atıyor. Bir daha göstereceğiz. Şu anda normal çalışıyor gibi. Bir daha sonucunu göreceğiz. Arkadaşlar bakın. Şu an nasıl su atıyor. Gördüğünüz gibi. Şu an sıkmaya geçti bakın. Oradan su da atıyor. Daha önce bunu yapmıyordu. Sıkmada su atmıyordu.
Hiç su boşaltmıyoruz. İçinde su kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi en çok suyu. Açıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Sorunu çözmüş arkadaşlar. Bakın. Tamamen sorunu çözmüş. Şimdi buradan bakıyoruz. Su akıyor mu? Buradan az bir şey olması lazım. Çok olursa demek ki çözmemiş. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.